Ben 2021 yılı içinde seçim beklemiyorum. Çünkü seçim olabilmesi için ya da erken seçim olabilmesi için iktidarın mekanizmaya hakimiyetini kaybetmiş olması lazım. Yönetim mekanizmalarına ya da bürokratik mekanizmalara. Öyle bir durum var mı? Yok. Tam tersine herhangi bir ilçenin tapu müdürü bile 1 milyon dolardan büyüklük üstünde bir işlem geldiğinde muhtemelen Ankara'ya sormadan işlem yapmıyordur. İkincisi, mecliste çoğunluğu kaybedip yasal süreçlerde zorlanıyor, yasa yapmakta zorlanıyor olması lazım. Öyle bir durum var mı? O da yok. Üçüncüsü, sokakta muhalefetin o kadar güçlendiğini anlarsınız ve hissedersiniz ki hayattaki sürtünme katsayısı artıyordur. Öyle bir durum var mı? Yani herhangi bir araştırmada kimse gördü mü ki ya ikinci parti AK Parti ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi, 2'ye indirdi ya da geçti diye. Öyle de bir durum yok. Dolayısıyla iktidar blokunun, iktidarın arkasında duran zihni blokun tercihine bağlı erken seçim ve 2021'de böyle bir erken seçim zorunluluğu doğacağını sanmıyorum. Çok olağanüstü ve dış dinamiklerden beslenen herhangi bir başka gelişme olmaz ise rasyonel akılla senaryo üretiyoruz. Ama bir yandan da 2023'ü beklemeyeceklerini sanıyorum. İki sebebi var. Bir tanesi sevgili Edgar, işte soruda da ima edilen bir daha aday olabilir mi, olamaz mı tartışmalarını da kesmek için bir erken seçim olasılığı var. İkincisi de 2023 rakamının ya da Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümünün üreteceği psikolojik, seçmen üzerindeki psikolojik coşkunun ya da direncin işlemesini oy tercihlerinde Tayyip Bey ve iktidar istemez. Onun için seçimi 2023'ten önce bir biçimde yapmak isterler. Ben bütün bunları alt alta üst üste koyduğum zaman da 2022'nin Haziran'ıyla 2022'nin Kasım arasında bir tarihte erken seçim olabilir diyorum ama hani falcılık yapıyoruz özü itibariyle de ve rasyonel akılla bir mantık yürüterek bunları söylüyoruz. İrrasyonel tercihler gündeme gelir onu bilemem.